When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, herkese merhaba, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Roma'ya geldim. Ama Roma diyorum. Şimdi Floransa'ya geldik Roma'dan. Bir önceki vlogum Roma. Onu da şuraya koyuyorum. Şuraya da şuraya bilmiyorum. Şuraya galiba. Onu da izleyebilirsiniz. Floransa'dayız dostlarım. Odamıza geldik. Flixbus'la geldik. Merak eden varsa tren mi otobüs mü diye. Otobüs çok daha uygun. Otobüsle buraya da çok kolay geldi. Yani indiğimiz yerde hemen bir tren istasyonu var. Oradan trene binip geldik. Şimdi odayı göstereyim size. Roma'yla kıyaslıyorum şimdi. Buradaki odanın tavanı kocaman ama bir tık daha küçük bir oda. Şöyle göstereyim. Cibinliğimiz var. Denizhan tabii her yere saçıldığı için burada kıyafetleri her yerde. Tavanı kocaman. Aşırı aşırı sevdiğim bir şey. Yüksek tavanlı. Güzel. Yine burada dolabımız yok ama şöyle bir kısım yapmışlar. Böyle gidiyor. Buraya koyabiliyorsunuz. Burada çok büyük bir sineklik var ve içeride de sinekler var. Bu şeyde niye sinek var onu bilmiyorum. Tuvalet yine küçük bu arada ama yine de göstereyim. Şöyle. Her yer ayna ama onu çok sevdim. Burada ayna var. Burada ayna var. Mesela burada ayna var. Ben kilo aldım. Spor yaptığım için kalınlaştım. Bu bana bol oluyordu eskiden. Olsun. Kaslandık. Neyse duşumuzda. Duşumuzu beğendim bu arada Deno. Değişik bir başlık var şöyle. Şurada bir yağmurluk var. Bir de asansörü göstereceğim size. Daha böyle şey, nostaljik ahşap ve ahşap kokuyor yani içeri bindiğimizde. Roma'daki gibi ama daha güzel. Evet, şimdi bir tane bazilikaya geldik. Dışarıdan da birazdan çekerim. Ama burası ücretliymiş. Kat kişi başı 7,5 euro. Şöyle yürüyoruz şu anda bahçesinden. Aa, böyle bir yer. Ama ön tarafındaki motifleri görmeniz lazım. Çok güzeldi. Santa Maria, Maria Novella diye geçiyor burası. Kocaman bir yerdeyiz şu anda. 10 metrede bir böyle kocaman tablolar var. İlerisi çok güzel görünüyor. Burada böyle mum yakabiliyorsunuz. Burası neymiş ya? Şurada bir mezarlık var ama kimin acaba? Bakın. Yine bir sanat eseri gibi bir yapı. Santa Maria Novella Bazilikası bayağı büyükmüş. Bir sürü binadan oluşuyor. Dışarıdan çok küçük görünüyor. Sadece bir bina gibi görünüyor. İçerisini şu an gez bitiremedik. Neden ücretli olduğu belliymiş. Evet, şimdi çıktık dışarı. Bayağı kocaman avluları var. Onları da yürüdük. Aşırı huzurluydu. Böyle sessiz, yeşil, kuş sesleri falan. Şöyle göstereyim dışarıdan da istedim. Meydanı burası. Böyle. Burası da Santa Maria Novella. Şimdi sandviççiye geldik. Buranın adı direkt sandviç miydi? Sandviççik diye bir yer. 4.8 puanı varmış ama çok boştu ama anlamadık. Bizden sonra bayağı doldu bu arada. Bomboştu biz geldiğimizde. Böyle değişik etler. Ve buraya özel Floransa'da bulabilirsiniz. Toskana'da bulabilirsiniz dedi sadece. Sparkling sweet bir şey dedi. Meyve değil dedi. Değişik bir tadı var gerçekten. Hiçbir şeye benzetemedim. Bir aroması var. May I record the video? It's truffle, right? Of, o ne be? Salami and prosciutto. Okay, thank you so much. Kokusuna bakar mısın? Çok güzel, trüflü trüflü. Güzel mi? Çok iyi.
çok güzel. Mantarlı. Burada bir tane sandviççi var. Adı Al bir şey bir şey. Aşağıya da yazarım. Bir sürü şubesi var. Önünde deli gibi kuyruk var. Yani deli gibi. Yani 2 saat falan bekleyeceksiniz bu sandviç yemek için. Oradan da yemeğe ineceğiz. Çünkü bizim otele zaten çok yakın. Ama bu hiç sıra beklemeden yemek gibi çok güzel çıkması mükemmel. Duygu. Okey. Seninki nasıl? Panini değil mi bu ekmek? Aynen. Değişik bir ekmek. Bunu sandviç yemek istemedim. Aşkım bu ne? Sandviç değil ki. Hayır. Nemo diye bir yere girdik, böyle bir sürü şey taptırdılar. Trüflü, antifıstıklı, limoncellolu, domatesli falan. Bayağı güzel bir yerdi ama çok pahalıydı. Ondan sonra şimdi Pompei'ye geldik. Pompei bu arada tiramisucu, ünlü bir tiramisucu. Deniz sana şöyle normal her zamanki bir klasik bir adet tiramisu söyledi. Ben de çilekli söyledim. 2 tane de kahve söyledik. Kahve içmeye ihtiyacımız var. O yüzden de çilekli kötü. Çilekli mükemmel. Amerikan. Kahvelerimiz de geldi. Bayağı sert kokuyor. Nasıl? Güzel. Şimdi Medici Şapeli'ne geldik. Burada da sıra bekliyoruz. Her zamanki gibi her yerde sıra var. Burada şey diyor, 9 euro diyor. Araştırmacı gazeteci Deniz Han Bey fazla fiyatının çıkıyor. Ne kadar olduğunu bakıyordu. Bilmiyoruz çünkü. Dışarıdan çok güzel görünmese de içerisinde çok görkemli sanat koleksiyonu içeren galeri varmış ve şapel var. Basiliko ile karşılaşıyorsunuz zaten girer girmez. Öyle yine bir sıra. Çok yedik, çok doyduk. Ayak tabanlarımız ağrıyor ama değiyor. Medici ailesi bu arada burada Michelangelo'ya mimari eserler yaptıran bir aile ve sanata Rönesans döneminin başlamasına ön ayak olan, krallar yetiştiren, hükümdarlar yetiştiren bir aile. Floransa'nın tarihi için önemli bir aile diyebilirim. 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar burada hüküm sürmüşler resmen. Şimdi Flying Tiger'ı gezelim dedik. Ben Tiger aradım zaten Roma'da. Vardı da hiçbir türlü vakit olmadı. Şimdi hemen yanımızın üstünde Tiger gördük bir tane ama küçük bir Tiger büyük ihtimal. Niye benim yanımda değilsin? Niye o taraflarda geziyorsun? İstediğim şeyleri göremedim. Çok küçük bir Tiger burası. Bir mumlar var. Twisty Bomb bu neymiş? İlginç şeyler. Bunlar ne? Lego. Ne söylüyorsun? Ne bileyim böyle değişik şeyler oluyor ya burada. Bu bizim kalem kutunun aynısı. Hayır duvarı. Tipe bak. Tipe bak. Aziz Giovanni hapishanesiymiş. Ona bakacağız. Ve karşınızda Duomo. Bu nasıl görkemli bir şey, bir yapıdır ya. Şuraya bakar mısın? Sana teselli. Şuraya bakın ya. Çok güzel. Videolarda görüyordum ama videolardan 1000 kat daha güzel. Şimdi buradaki bütün yapıları, mimarilerin hepsini tek tek paket haline getirmişler. Ona göre bilet satıyorlar. Biz orta paket gibi bir şey aldık. Çünkü zaten 20 Nisan'a kadar sold out'muş biletleri. O yüzden 20 Euro'luk bir bilet satın aldık. Kiliseyi içeriyor. Şuraya gireceğiz. Şimdi şu kuleye çıkacağız. 414 adımlık bir kuleymiş. Ondan sonra da nereye gidecektik? Vaftizhaneye olabilir. Vaftizhaneye gideceğiz. Hazır mıyız 414 adıma? Çok güzel içi, aman dışı, içi nasıl acaba? Hazır mısın? Let's go. 1, 2, 3. Ben şimdi yoruldum Dena. Durma durma. Daha 100 olmamıştır, yorulduk. Burada küçük bir kapı var. Aramızdan ayrılan Deniz Hanak. Sesim nasıl yankılanıyor? Oh geldik. Teller olmasaydı güzeldi de. Bakın. Tellerin ardından göstereyim. Çok güzel. Orada bitti sanmıştık ama daha merdiven gördük. Of çok kötü burası. Göstereyim size şöyle. Aşağısı görünüyor buradan. Burada böyle bir çan var. Evet merdiven var. Fes mi geliyor musun? He? Ve Deniz Hanak aramıza katılmış bulunmakta. İyi misin? Daha da yukarısı olmaz dedik ama oldu. Böyle kapalı bir alanı var bayağı. Çatı var üstümüzde. Ne tower'dı burası? Bell Tower.
Birazdan şuradan gidip manzaraya bakacağım. Oo. Bayağı çatısındayız şu an. Bayağı çatıdayız. Kocaman yerin çatısı. Ve Floransa manzarası. Hey, insanlar küçücük karınca gibi. Tower'dan yukarı, tepeden görmüştük, merak ediyorduk. Grupmuş. Ya şunun heybetine bir bakabilir misiniz ya? Bu kiliseye yarın gireceğiz değil mi? Biz ta şuradaydık. Şimdi vaftizhaneye giriyoruz buraya. Çok güzeldi bu arada. Ben böyle manzara görmeye bayılıyorum, şehrin manzaralarını. Tarihi kadar önemli bence. Benim hoşuma gidiyor. Sence? Sence de bence? Bence. Bence de sence. Şimdi müzeye geldik. Güzel, modern bir müze. Bu biletin bir parçası olan müze. Çoğunun burnu düşmüş çünkü genelde hep ilk önce burun düşüyor. En sevdiğim. Ne o? Ne anlıyorsun? Şöyle hafif soğudu hava. Böyle otele uğradık, onun için birazcık dinlendik. Yiyecek yer baktık. Ayakkabılarımı değiştirdim. İçime ekstra şunu giydim. Ütüme şunu aldım. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bye. Tırnaklarım. Tırnaklarımla aşk yaşıyorum. Şimdi restoran Trattoria Zaza yani çok meşhur burası. Bayağı bir sıra bekledik, bir 40 dakika falan. Ama hızlı akıyor, çok büyük bir yer olduğu için. Turduk ve sipariş ettiklerimiz trüflü kremalı fettuccine. O da fettuccine bolognese. Bu da trüflü patates kızartması. Bayağı trüfü görüyorsunuz yani. Koyalım. Burada bir tane Türk değil de Azeri bir garsonla karşılaştık. Burada okuyormuş. Bayağı bir sohbet ettik. Bütün garsonlar çok tatlı. O da çok tatlıydı. Öyle. Bayağı altı dil falan biliyormuş. Direkt Türk olduğumuzu anladı İngilizce konuşmamızdan. Ben de onun bize İngilizce konuşmasından Türk olduğunu anladım. Direkt Deniz sana söyledim. Bayağı sohbet ettik. Şimdi mamiş zamanı. Bundan da yiyeceksin ha. Çok mantar var. Mantarsız bir yerlerinden bulmaya çalışıyorum. Tamam ama yiyeceksin yani. Ben çünkü ondan yemek istiyorum. Yok, domatesli değil bu arada ya. Bayağı denek yemek bir şey. O mantarı almazsın ki ağzının içinde zaten. Alayım da ben. Sen bir tatsana onu. Bence ona bayılacaksın. Değil mi? He? Isıtmıyorlar mı? Günaydın. Bugün Floransa'da son günüm. Ben içmeyeceğim. Ama eritti yine. Eritmedi mi? Şimdi krema sürdü. Burası da Alantico Vinaio. Bu çok meşhur olan, Roma'da falan da var. Bir sürü hatta ülkede var. Tatmadım daha ama görünüş olarak daha tatmadı. O sandviçik daha güzel gibi duruyordu. Bakalım. Nasıl? Yerim. Ben alalım krem peynir olmuş. Neyse, şimdi bunu yiyelim, hemen gezmeye başlayacağız. Evet, bu mekan overrated'dir arkadaşlar. Floransa'ya gidecek herkese duyurulur. Bayağı kuyruklar oluyor önünde yani, böyle metrelerce kuyruklar oluyor. Ya da bizim seçtiğimiz mi güzel değildi, ben bilmiyorum. Dünkü sandviçik mükemmeldi yani, mükemmeldi. Ondan sonra çok şey kaldı yanında. Meh. Normal bir sandviç işte gibi oldu. Size şu sokağı göstereyim. Çok güzel bir sokaktayız şu an. Kemer var şurada da. Neyse, karnımız doydu. Şükür diyelim, geçelim. Şimdi Duomo'ya gidiyoruz. Duomo'da bitiremediğimiz yerler vardı. Bir kiliseye gireceğiz. Bir de bir yer daha var. Kalabalığa bakın. Şurada meşhur Davut heykeli değil mi? Bu da kalabalık. Burada bu meydanı çekmemiştim size hiç. Burası da böyle farklı bir meydan. Yolumuzun üstünde. Şöyle göstereyim şu binayı da. She's a maniac. Şu heykele bakar mısın ya? Şu an o ünlü katedralin içindeyiz. Bayağı bir sıra bekledik. Dolanıyordu yani sıra. Binayı böyle çevriliyordu. Ama hızlı aktı. Direkt yapmışlar. Bir de içi çok görkemli değilmiş bu arada.
dışı kadar. Ama yine kocaman tabii. Kocaman olduğunu değiştirmiyor. Santa Maria mesela mükemmeldi. Dışına çok önem vermişler herhalde bunun. Şimdi bu kilisenin altında Santa Reparata diye bir yer var. Kilise giriş ücretsiz ama bu Santa Reparata'ya bilet almanız gerekiyor. Ve burada antik çağdan kalan bir yerleşim varmış. O yerleşim yıkılmış. Onun üstüne bu Floransa Kilisesi Katedrali yapılmış. Sonra bu 1974'te burayı kazmışlar. 1974'te bitmiş daha doğrusu. Çalışma başlatmışlar burayla ilgili. Ve buldukları şeyleri şu an inceliyoruz. Göstereyim. Şimdi karşı tarafa geçtik. Bu küçük evlerden oluşan bir köprüden geçtik. Pincho Köprüsü şurada arkamda duruyor. Hemen bir tane pastaneye denk geldik dümdüz devam edince. Şimdi şu tatlılar meşhur. Burada Denizhan şu an şundan alıyor. Bir tane de şu limonludan alalım dedik. We will pay with card. Şu şey var. Güzel. Kremalı mı limonlu mu? Limonlu kremalı galiba. Limonlu yazıyordu orada. Oradan aa, verdiyse. Ben kremalı, yok oradan vermedi. Kremalı almış olabilirim. Limonlu istiyordum. Normal. Bir peynir var. Kreması bayağı muhallebi gibi. Geçeceğim. Buradan. Bunu denenir yani. Dışı böyle bayağı şıtır şıtır yanmış da. Bunu deneyebilirsiniz. Fotoğrafını çekmeden. Biz şimdi çıktık Boboli Sarayı'ndan. Ay, Giardino de Boboli'den çıktık. Michelangelo'ya doğru gidiyoruz. Böyle değişik bir yoldayız. Aslında araba yolu gibi, hiç yürüme yolu gibi değil ama yürüyen insanlar da var. Her yerde kuş cıvıltısı ve yağmur başladı havadan. Bir türlü emin değildik, onun için otele uğramıştık böyle. Montlarımızı falan almıştık. İyi ki almışız yani. Soğuk değil ama hani ıslanmamak için bayağı iyi tutuyor bu böyle. Boboli bahçesinde çekmek yasaktı bu arada, video çekmek, ama fotoğraf çekilebiliyordu. Ben de fotoğraf çektim, şu yana koyayım. Bakın. Beni sen yana fotoğraf gelsin şuraya. Güzeldi, bayağı huzurluydu. Ama ben Viyana'da da gitmiştim sarayın bahçelerine. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Burası çok daha büyüktü buraya göre. Şimdi Michelangelo Tepesi'ne geldik. Buraya böyle bisikletle geldik. Ay, hiç şarjım kalmamış. Otelde bunu birazcık... Gerçi powerbank var yanımızda, neyse. Denizhan yine taktı kafaya bisikleti ve scooter'ı. Bir tane şey var, Ride Movi. Ride Movi diye bir uygulama, onu indirdik. Yine oradan paketi aldık. Onunla geldik buraya ama çok zevkliydi. Gerçekten yollar böyle. Koca koca ağaçların yanında ormanın içinden geçer gibi geldik yani. Bu arada teras, Michelangelo Teras Cafe diye bir yer var. Kafe değil hatta, böyle restoran gibi. Orada da bir aperol içtik. Öyle manzarası olan bir yer değil ama güzel bir yerdi. Şöyle... Hava kapalı olduğu için burada aslında gün batımı çok güzel görünüyormuş normalde de. Neye baktın? Şurada dom var. Ergenler de var burada. Bak şurada da iniş var. Tam karşımızda oradan. Floransa manzarası. Bay bay diyelim mi Floransa'ya artık aşkım? Gerçi bu arada Floransa'da daha bu akşamımız var. Yani gidip bir şeyler alacağız, magnet falan hediyelik. Ondan sonra güzel bir restorana gideceğiz. Floransa'da Roma'nın zıttı et çok meşhur. Her yerde etçi, steakçi. Biz dedik ki et yemeden gitmeyelim. Onun için böyle bir tane restorana gideceğiz. Dün rezervasyon yaptırdık. Oradan da memnun kalırsak size söylerim. Bütün memnun olduğum her şeyi ya da işte beğenmediğim her şeyi aşağı açıklamalara, yorumlara yazacağım. Şunu yapın, şunu yapmayın Floransa'ya gidersiniz diye. Onlara da bakabilirsiniz oradan aşağıdan. Bütün restoranlar olsun, gittiğimiz tarihi yerler olsun. Hepsini yazacağım. Açıklamalara bakın yani. A few moments later. Selam. Nerede kalmıştım en son? Biz steak restorana gittik. Gittik böyle çok şık, ağır mumlar yandı bilmem ne falan. Sonra gelen garson her şeyi mahvetti yani, her şeyi. O kadar tavrı, o kadar çirkindi ki aşağıya adını yazacağım sakın gitmeyin diye. Aşırı overrated. İşte etin tadı normaldi yani, evde de aynı et yedim. Salata istedim. Evde yaptığım salata geldi yani, o kadar kötüydü. Garsonun tavrı bitirdi her şeyi ilk başta. Doğru düzgün yönlendirmedi zaten, çok fazla seçenek vardı. Kötüydü yani, bayağı kötüydü. Sakın gitmeyin Florence'a gelirseniz o et restoranına. Neyse oradan çıktık, keyfimiz biraz yerine gelsin diye. Ha bu arada hesaptan hiç bahsetmiyorum. Aşırı aşırı pahalı bir yerdi. Ama steak yani, normal. Şimdi bir tane çok tatlı bir şarapçı deyince çok saçma oluyor. Winery'e geldik. Böyle hem winery hem kokteylleri olan tatlı patlatmış bir yerdeyiz.
Şimdi şarap içeceğiz, biraz keyfim üzerine gelsin. Şarap bile söylemedik yani, orada o kadar kötüydü. Ekmek yağlı bir ekmek. Böyle yağlı bir kampanya varmış, mini tagliere ve bir tane şarap, bir bardak şarap 12 euro diye. Biz de onun için bu kampanyadan neden yararlanmayalım dedik. Bir vlogun da sonuna geldik. Floransa macerası da burada böyle bitti. Biz yarın uçağa bineceğiz ama yarın öyle çok bir şey yapmayacağız. Sadece bir Bologna'ya geçeceğiz. Orada bir iki saatimiz olacak. Oradan da uçağa bineceğiz. Onları da çekmem artık diye düşünüyorum. Sizi seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Öyle. Şu an biraz hüzünlüyüz. De. Güzeldi. Çok yorulduk. Pantolonlarımın düğmelerini kapatamıyorum. O kadar çok yedik. Gidince bir detoksa gireceğim artık. Neyse, öpüyorum hepinize. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.